Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz, kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada yine ne üzerine konuşacağız? Çin'in sermaye piyasası ihlalini, daha doğrusu sermaye piyasasını ihlal etmekle suçlanması üzerine konuşacağız ve genel olarak bu durumu bir değerlendireceğiz. Siz de videonun yorumlar bölümünde favori terra coin'inizin hangisi olduğunu belirtiniz. Ne diyor? Çin sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlandı. Terraform Labs'ın kurucu e, ortağı Daniel Shin Güney Kore'de sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlandı. E, biliyorsunuz zaten en çok e, Güney Kore tarafında dile gelen mesele bu e, budur. Yakın zamanda düşmesi bekleniyor. Çünkü doğrudan bunun bir menkul kıymet olmadığına kanaat getirildi. Bu arada e, resimdeki kişiler de şu an o kadar mutlu olmasalar da e, sağdaki Duvon soldaki Daniel Shin'dir. E, Teranın ve TFL'in kurucularıdır tabi. Daniel Shin sonradan kısa bir süre sonra birkaç ay kalıp e, ayrılmıştı. 2019 kuruluşludur zaten terada yanlış hatırlamıyorsam 50 sent e, Luna fiyatından çıkmıştır 119.80 dolarlara kadar ilerleyip e tabi günümüzde lunç olmak suretiyle devam etmiştir. Şimdi duvunu zaten biliyorsunuzdur Daniel Shin e, olaylara nereden dayanıyor şuradan dayanıyor. <laughs> Daniel Shin ayrılmasına rağmen aslında ilişkileri devam ediyor yani e, projeyi bırakıyor kendisi. Devamında e, bir reklam ajansı kuruyor. Kurmuş olduğu reklam ajansında inanılmaz şekilde Terra TeraCoin'lerin e, reklamlarını gerçekleştirmekte olup çok abartı bir şekilde reklam yapıyor. Yani e, burada şey gibi nasıl diyeyim böyle çok sağlam çok güzel falan filan tarzında. Şimdi diyebilirsiniz ki e Ben Armstrong da FTX'inkini yaptı. Ben Armstrong e, şu an Hawaii'de keyif çatıyor. Daniel şimdi durum neden böyle değil? Bir kere şöyle bir durum var. Evet Ben Armstrong e, FTX'in reklamını yaptı. FTX çöktü zaten şu an mahkemelik. Fakat Ben Armstrong FTX'in bir kurucusu ya da ortağı değildi. Yani burada aslında bir art niyet aranıyor. Düzenleyici etkiler tarafından. Nasıl bir art niyet? Adam diyor ki sen buradan ayrıldın. Daha doğrusu ayrılır gibi yaptın. E bu sefer iş birliğini sürdürdün. Çatır çatır kurduğun reklam ajansında... Bu adamların reklamını yaptın diyor kendi kurduğun şeyi. E sanki seninle alakalı değilmiş gibi yaptın. Halbuki alakalıydın diyor ya. Yani. Böyle bir süreç izleniyor Daniel Shin üzerinde. Şu an kendisi tutuklanma gibi bir durumu vesaire yok. Fakat Güney Kore'den çıkışı yasak. Aynı zamanda varlıkları dondurulmuş halde bulunuyor. Bloomberg Terraform Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin'in Kendisine yöneltilen diğer suçlamaların yanı sıra, Güney Kore'deki savcılar tarafından sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlandı bildirildi. Bak, bu arada size şunu e, kesinlikle söyleyebilirim, mesela çöküş mağdurları dahilinde çöküşten mağdur olan e, çok fazla insan vardır. Bakınız, bir tane şirketin şeyi, e, bir tane şirketin siyosu Güney Kore kuruluşlu adam akli dengesini yitirdi arkadaşlar. Yani. Adam bildiğiniz yani mahkemeye tanık olarak çağrıldı. E, doktor raporuyla gitmedi adam. Çünkü gerçekten akli dengesi yerinde değil yani. O kadar e, zarar etmiş ki doğrudan iflasa gitti adam falan tarzında bir durum oldu. Terra Kripto Para biriminin ardındaki firmanın kurucu ortağı Shin 9 kişiyle birlikte suçlanırken bu kişilerin 246.8 milyar wonu ise donduruldu. Evet, yakın zamanda gerçekleşti. Ne diyor? 184.7 milyon dolar. Daniel Shin dahil olmak üzere şu an resmen günümüzde Luna Coin olarak bildiğimiz Terra projesi için çalışan 9 kişinin ve Daniel Shin'in varlıkları donduruldu. Bunun içerisinde ev işte gayrimenkuldür vesaire. Bunlar da dahil olmak üzere varlıklarının tamamı dondurulmuş durumdadır. Raporun içeriğinde Shin'in avukatı Kim Ji Dong, Daniel Shin son derece saçma o olaydan 2 yıl önce şirketten ayrıldığı için çöküşle hiçbir ilgisi yok. Çöküşün hemen ardındansa kendi isteğiyle Güney Kore'ye döndü ve 10 aydan daha fazla bir süredir adalet yetkilileriyle işbirliği yapıyoruz dedi. İşte burada iş şurada çığırından çıkıyor diyorum ya. Adamın çöküşle alakası zaten o reklam ajansına bağlanıyor. Bir, bak sen bunun kurucususun, yürütücüsü olmasan da. İkincisi, ayrılmış olduğun bu şeyin, sen çatır çatır reklamını yaptın ve yani düzgün reklam da yapmamış. İşte yok şöyle güçlü coin, işte yeni nesil bilmem ne falan gibisinden yani çok ciddi anlamda manipülasyonla suçlanıyor aslında. Bunu söylemek gerekiyor. Çin'in kurucu ortağı Duvon, e, ne diyor? Sahtecilik suçlamasıyla Mart ayında tutuklanmasının sonrasında geçtiğimiz hafta içine Karadağ'da birçok suçla itham edildi. Evet Karadağ'da biliyorsunuz sahte e, belgelerle, kimlik pasaportla vesaire Duvon yakalandı. E, haricinde şu an burada bulunmaya devam etmekte. E, nitekim 1 iki sene daha şöyle ortalama Karadağ'da kalması bekleniyor. Çünkü ancak oradaki e, suçlamalardan dolayı bir yargılanacak devamında. E, mahkeme kararıyla nereye iade edileceği konuşulacak ve belirlenecek. Büyük ihtimalle Kore'ye iade edilecek. Geçtiğimiz yaz algoritmik stablecoin Terra USD'nin ABD dolarıyla birebir çıpasından düşmesinin ardından çöküşü kripto ekosisteminde büyük bir şok dalgası yaratarak hedge fonu Three Arrow Capital ve Kripto kredi kuruluşları Voyager ve Celsius'un da içinde olduğu birçok kripto şirketinin iflasına neden olmuştu. E, doğrudur kaldı ki hemen olmasa da FTX'in çöküşüne de zemin hazırlamıştır bu mesele. Doğru yani Terra'dan sonra yalnızca Terra çökmedi. E, dolaylı olarak pek çok kredi kuruluşunun da aynı zamanda çöküşüne sebebiyet vermişti aslında. Karadağ İçişleri Bakanı Filip Azic, 23 Mart'ta Twitter'dan paylaştığı iletide Terraform Labs'ın kurucusu Duvo'nun Karadağ'da tutuklandığını duyurmuştu. Filip Adzic Twitter paylaşımında Karadağ polisi en çok aranan kaçaklar listesindeki bir şüpheli Singapur merkezli e, Terraform Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su Güney Kore vatandaşı Duvon'u tutukladı ifadelerini kullanmıştı. Duvon birçok soruşturmayla karşı karşıyaydı ve Geçtiğimiz yıl Terra USD'nin 40 milyar dolarlık ekosisteminin çöküşüyle birlikte kripto piyasalarında yarattığı şoktan sonra Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu ve evet yakalandı. Şu anda Karadağ tarafında e, izinsiz sınır ihlali aynı zamanda sahte belge ve pasaport bulundurmakla suçlanmakta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.